Asist Akademi'den herkese merhaba. 5 cep pantolon serisine kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu videoda size sağ cep karşılığını, kibrit cebi ve astar cep torbasının serisini anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Kopya kalıp ile daha önce serilediğim kalıbın kopyasını alıyorum ve simetri kalıp karşıya atlıyorum. Düzgün bir şekilde karşıya atabilmek için doğru çizgiyi parlatıp iki kere sol tık yapıyorum. Serileme, oluşturma, değiştirme, seri kuralı değiştir. Doğru köşedeki kuralı boşluk tuşuna basarak hafızaya alıyorum. Daha sonra sağ tık yapıyorum. Sağ tık yapıyorum. Sağ tık yapıyorum. F4 tuşuyla da kuralın alınıp alınmadığını kontrol ediyorum. Yine seri köşesine yerleşiyorum. Boşluk tuşuna basarak hafızaya alıyorum. Yine serisiz kalıba geldim. Sağ tık F4 tuşuna basıyorum. Sağ tık. Bakın çıt hariç çizgilerim aynı kuralı aldı. Burada da sağ tık yapıyorum. Sağ tık yapıyorum. Çıtın serisi için çıtı uzaktan parlatıp sağ tık yapıyorum. Kalıbın serisini görmek istersek serileme kalıp serileme dediğimde bakın kibrit cepteki sadece şu çizginin serilenmediğini görüyorum. Oranın serisi için serileme serileme iç çizgi kuralı hesapla dedim. Sol tık yapıyorum. Böl denkleştir kesim çizgisini seçiyorum. Bunu buna denkleştir diyorum ve fazla çizgiyi kesiyorum. Bakarsanız bu iş için kopyaladığım kalıbı hemen karışıklık olmadan siliyorum. Taşıma kalıp ile doğru kalıbı cep karşılığının yanına sürükledim. Serileme, oluşturma, değiştirme, seri kuralı değiştir. Buradaki kuralı boşluk tuşuna basıyorum. Sağ tık ile hafızadan yapıştırıyorum. Buradaki kuralı boşluk tuşuna basıyorum. Sağ tık yapıyorum. Buradaki kural boşluk tuşu sağ tık. Bakın ikisi de aynı şekilde serilenmiş oluyor. Zoom hepsi dediğimde taşıma kalıp ile kibrit cebi doğru yere sürükledim. Sıra astar cep torbasına geldi. Cep karşılığıyla aynı seriyi alması gerekir. Bakın şu şekilde serileme, oluşturma, değiştirme, seri kuralı değiştir. Buradaki kuralı boşluk tuşuna basıyorum. Sağ tık. Buradaki kuralı boşluk tuşuna basıyorum. Sağ tık. Yine buradaki kuralı F4 tuşuna basıyorum. Sağ tık. Buradaki kural yine aynısı olduğu için sağ tık yapıyorum. Bakarsanız kalıp serileme dediğinizde, serileme, kalıp serileme dediğimizde cep torbasının da serilendiğini gördük. Düz ip yönü için düzeltme, eleman genel, yön değiştir. Düz ipi parlatıyorum. Zoom hepsi taşıma kalıp. Bu videomuzu da tamamlamış olduk. Teşekkür ediyorum.